Yaşayan Örgü Modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir iki şiş örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir yumak ipimiz var arkadaşlar. 3 numarada şiş kullanacağım. Sizin ipinizin kalınlığına göre şişinizi değiştirebilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bugün size bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunu yeleklerde, büyük yeleklerde kullanabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. Bunu ince iplerle, angora iplerle de çalışırsanız bence çok güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Ben şöyle lastik olarak başladım arkadaşlar. Siz lastiğiniz istediğiniz ölçüde başlayıp istediğiniz ölçüye kadar yükseltebilirsiniz. Benimki modeli olduğu için bu kadar da bırakacağım. Şimdi hemen modelimi kuracağım. Modelimiz arkadaşlar 6 katlarından oluşuyor. Artı 3 tane ekliyoruz kenar ilmeği olarak. Bir tane de burada boş bırakıyoruz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. İlk baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi bana tarafa attım. Burada bir tane ters örüyorum. İlk kurulumu bu şekilde. Burası düz yüz olacak. Hemen ipimi arkaya atıyorum. Buradaki ilmeğimi 1, 2, 3. 3 kere dolayarak ördüm. Tekrar buraya 1, 2, 3. 3 tane düz ördüm. Tekrar dördüncüye 1, 2, 3. 3 kere doladım ve burada üçlü bir tane ilmek çıkardık. 3 kere doladıktan sonra arkadaşlar ipimi bana tarafa atıyoruz. Buraya bir tane ters örüyorum. Burası bir tane modelimiz oldu. Tekrar arkaya atıyorum. Buraya bir tane yine doluyoruz. 1, 2, 3. Üçlü doladım. Tekrar örüyoruz. 1, 2, 3 tane buraya düz ördük. Dördüncüyü yine düz olarak 1, 2, 3. 3 kere dolayarak düz ördüm. Şimdi şöyle arkadaşlar. Doladık. Bir tane tersimiz var. Şöyle üçlü ortada 3 tane ilmeğimiz var. Yine 3 tane doladık. Bunlar bir modelimiz. Bunlar bir. Bunlar da bir. Şimdi tekrar bana taraf atıyorum. Tersimizi örüyoruz. Ters ördüm. Arkaya attım. Doluyoruz. Düz örerek 3 kere doluyorum. 3 kere doladım. Tekrar 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Dördüncüyü de düz örüyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Tekrar bana taraf atıyorum. Tersi örüyorum. Arkaya atıp kenar ilmeğimi örerek bitiriyorum. Şimdi burası ters yüzündeyiz. İkinci sıramızı örüyoruz. İlk baştakini örmeden aldım. Burada arkada ters ördüğümüz ilmeği burada düz örüyoruz. Gördüğünüz gibi zaten düz. Şöyle batıp düz ördüm. Bana taraf atıyorum. Buradaki bu sardığımız ilmeği açıyoruz. Büyüttük. Bunu örmeden geçiyorum. Sadece açtım. Şöyle 1, 2, 3. 3 tane buraya ters ördük. Buradaki ilmeğimizi açıyoruz. Açtım ve ipimi arkaya atıyorum. Burada ters ilmeğimiz var. Arkadan ters örmüştük. Burada düz örüyoruz. Düz ilmeğimi ördüm. Tekrar bana taraf atıyorum. Bunu açıyorum. Tekrar buradan 3 tane
ters örüyorum. Tekrar ilmeğimizi açıyoruz. İlmeğimi açtım. Arkaya atıyorum. Düz örüyorum. Tekrar öne atıp ilmeğimizi açıyoruz. Tekrar 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 Şöyle ilmeğimi açıyorum. Arkaya atıp burada bir tane düzümüz var. Düz ördüm. Atıp bana taraf son ilmeğimi ters olarak bitirdim. İkinci sırayı bitirdik. Şimdi üçüncü sırasındayız. Düz yüzündeyiz. İlk baştan belki zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Kurulduktan sonra yerleri belli olacak zaten. Tekrar baştakini örmeden aldım. Şimdi bu kenardaki ters. Bunu ters öreceğiz. Şöyle ipimi bana taraf attım. Ters olarak ördüm. Bu ilmeklerimizi hiçbir kere örmüyoruz. Örmeden alıyorum. Önce ipimizi açacaktık. Ondan sonra ipimi arkaya atıyorum. Ters ördükten sonra bu ilmeğimi aldım. Örmeden aldım. Buradaki bu 3 taneyi düzü örüyorum. 1 2 3 Zaten belli gördüğünüz gibi. İlmeği yine örmeden aldım. Bu aradaki tersimizi örüyoruz. Arkaya attım. İlmeğimi aldım. Bu aradaki düzlerimizi örüyoruz. 3 tane. 1 2 3 Tekrar bu örmediğimi yine örmeden alıyoruz. Bana taraf atıyorum. Bu aradaki ters ilmeğimi örüyorum. Arkaya atıp ilmeğimi çıkardım. Örmeden aldım. Bu sardığımız ilmekleri hiçbir defa örmüyoruz. En sonunda öreceğiz. Şimdi tekrar buradaki 3 tane ilmeği örüyoruz. 1 2 3 Tekrar bu ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi örüyorum kenardaki ve ilmeğimi atıp son kenar ilmeğimi örüyorum. Düz yüzü de böylelikle bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ters sırasındayız. Yine örmeden aldım. Terste bak gördüğünüz gibi arkadaşlar burası düz. Burada düz örüyoruz. Bunlar zaten belli oldu. Bir sırada ters, bir sırada düz örüyoruz. Bana taraf atıyorum ipimi. Bu sardığımız ilmeğimiz. Bunu örmeden aldım. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 Tekrar bu sarmadan aldığımızı aldım. İlmeğimizi aldım örmeden. Burada düz örüyoruz bunu. Aradaki tekli ilmeğimiz. Bana taraf atıyorum. İlmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 3 tane örüyoruz. Tersimiz var burada 3 tane. Örmeden aldım ilmeğimi. Arkaya atıyorum. Buradaki düz ördüm. Tekrar bana taraf attım. Örmeden aldım. Ters örüyoruz. 1 2 3 Tekrar bu örmediğimi alıyoruz. İlmeğimi aldım. Arkaya atıyorum. Bir tane düz ilmeğimiz var ve bana taraf atarak ters olarak bitiriyorum. Ve sıramız bitmiş oldu. Şimdi düz tarafındayız arkadaşlar. Şimdi modelimizi kuracağız. Ve son sıramız modelimizi kurmak için. Şöyle bunu baştan alıyorum. Burada bir tane tersimiz var. Önce bu tersimizi örelim. Ters olanı ördüm. Şimdi burada ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Bunu çıkarıyorum. Bu yürüttüğümüz ilmeklerimiz. Bunu aldım. 1 2 3 3 tane ilmeğimi aldım ve bunu da çıkarıyorum. Bunu çıkardım. Buradaki ilmeği bu
Bununla beraber şöyle buna takıyorum. Şöyle aldım. Tekrar buradaki ilmekleri geri takıyorum. 1, 2, 3. Bu ilmeğimi getirip şöyle buraya taktım. Çıkardığımız ilmek. Şimdi bu ilmekleri örüyoruz arkadaşlar. Hiç örmediğimiz ilmeklerimiz artık örüyoruz. İpimizi de arkaya atmamız gerekiyor. Düz öreceğiz çünkü. Şöyle 1 2 3 4 ilmeğimi örüyorum. 5. Şöyle çaprazlamasına bir modelimiz oldu. Bu şekilde modelimiz ortaya çıkıyor. Burada arada tersimiz var gördüğünüz gibi. Tersimizi örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. İlmeğimi çıkardım boşa. 1 2 3. Şunu da çıkarıyorum tekrar. Şimdi buradaki ilmeği. Önce buradaki ilmeği alıyorum. Sonra diğerlerini yerine takıyoruz. Ve bunu getirip şişime taktım. Bunları düz olarak örüyoruz. Şöyle tellerinden ayrılmasın ipim. 1 2 3 4 5. Bunu da örmüş olduk. Şimdi arada ters ilmeğimiz var. Bana taraf attım. Ters ördüm. Arkaya atıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Bunları da çıkarıyorum. Ve bu ilmeğimizi de boşalıyoruz. Hemen buradaki ilmeğimi buna geçiriyorum. Tekrar bunları geri takıyoruz. Bu ilmeğimi getirip buna takıyorum. Tekrar bunları. Siz eğer elinize sararak yapıyorsanız ilmeklerinizi size göre takın arkadaşlar. Ben bu şekilde takınca benimkiler düz oluyor. Çünkü ilmeğin alışına göre değişiyor. Buradaki 5 taneyi ördüm. Tekrar bana taraf atıyorum. Burada tersimiz var ara kısımda. Ters ördüm. Arkaya atıp son ilmeğimi örerek bitiriyorum. Modelimiz, birinci modelimiz bitmiş oldu. Şimdi ters taraftayız. Burada tersleri ters, düzleri düz örerek gideceğiz. Bak gördüğünüz gibi burada bir tane düzümüz var. Aralarda bir ters, bir düz ördüğümüz ilmeğimiz. Bunu ördüm. Tekrar bana taraf atıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane tersimi ördüm. Arkaya atıyorum. Düzümüz var burada gördüğünüz gibi. Tekrar öne atıp burada arada 5 tane tersi örüyorum. Düze geldik arkadaşlar. Tekrar düz örgüm ilmeğimi örüyorum. Tekrar öne attım. Tekrar 5 taneyi ters örüyoruz. Saymaya bile gerek yok. Zaten belli. Gördüğünüz gibi düz ilmeğe geldik. Burada düz ilmeğimi örüyorum. Bana taraf atıp son ilmeğimi, kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi ikinciyi kuruyoruz arkadaşlar. Hemen ters geldikten sonra hemen ikinciyi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Burada bir tane tersimiz var. Zaten belli. Tersimi ördüm. İpimi arkaya atıyorum. Hemen bu çapraz iplerin üstüne yine iplerimizi oluşturuyoruz. 1 2 3. Üçünü beraber çıkardım ve ördüm. Bunları açacağız sonra. Buradan 3 taneyi örüyorum gördüğünüz gibi. Zaten artık belli, daha kolay. Modelimiz 1 2 3.
Hemen buraya 1, 2, 3 sardım. Düz olarak ördüm. Burada tersimiz var gördüğünüz gibi ara kısım. Burası ters, burayı ters olarak örüyorum. Arkaya attım. Yine ipimizin üzerine hemen sararak düz örüyoruz. 3 kere sarıyorum. Buraya büyük bir ilmek oluşturuyoruz bu şekilde. Şimdi tekrar 3 tane ilmeğimiz var ara kısımda. Bunları örüyorum. 1 2 3 Hemen buna 1 2 3 ilmeğimi oluşturdum, büyük ilmeğimi. Arada gördüğünüz gibi tersimiz var. Tersi örüyorum. İpimi arkaya atıp hemen ipimin üzerine yine büyük bir ilmek oluşturuyorum. 2 3 Tekrar örüyorum. 1 2 3 Hemen ilmeğimin üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi yine ilmeğimi oluşturuyorum. 1 2 3 Burada bir tane tersimiz var. Ters örüyorum. Tekrar arkaya atarak düz ilmekle bitiriyorum. Çünkü düz ördük. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yine ilk başta ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Biz zaten birinci başta yaptığımızı kurduk. Şimdi tersten geliyoruz. İlmeklerimizi açıyoruz. Burada ne yaptıysak videoyu başa alın arkadaşlar. Başta ne yaptıysak birinci sırada o şekilde devam ediyor. Arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.